zamana. Vermezler Eriko kaşlar kara, Eriko gözler ela. Eriko kaşlar kara, Eriko gözler ela. Eriko saçın iki kat, Eriko saçın iki kat, kes birini bana sat, kes birini bana sat. Eriko kaşlar kara, Eriko gözler ela. Kaşlar kara, Eriko gözler ela. Kız annenden izin al, kız annenden izin al bir gecede, bizde kal bir gecede, bizde kal. Eriko kaşlar kara, Eriko gözler ela. Eriko kaşlar kara, Eriko gözler ela. İzin al kız annenden, izin al bir gecede, bizde kal bir gecede, bizde kal. Eriko kaşlar kara, Eriko gözler ela. Eriko kaşlar kara, Eriko gözler ela. Eriko kaşlar kara, Eriko gözler ela. Eriko kaşlar kara. Eline sağlık anacığım, pek de güzel olmuş. Afiyet olsun yavrum ama kızma sakın, çok yiyorsun bir tanem. Can boğazdan gelir demişler tatlım. Ha, fazlası zarar ama, şimdiki kızların endamları dal gibi, yakışıyor da hani incelik. Eksik olsun öyle yakışmak, dediğin kızların mideleri sırtlarına yapışmış sıskalıktan. Boş ver anne, halimden memnunum ben. Fikret iş aramaya saat kaçta gitti? Oh ne gitmesi, yatıyor hala hem de ölü gibi. Ne? Ben onu diriltirim şimdi. Necla, yedin beni Necla. Hey, uyan bakalım uyan! Sana söylüyorum be, kalksana! Kalk be! Yapma Necla, gıdıklanıyorum. Hay miskin! Yapma kız, vallahi karışacağım sonra. Ne oldu bana ya? Necla tırmaladı, şimdi de sıra bende! Aman aman, sana sıra gelmesin, ne istersen yaparım! Önce bir iş bul kendine, tembelliğin yetti artık! Biliyorum, size çok yük oldum. Başımı alır giderim, teyzen de sen de kurtulursunuz. Bu plağı çok çaldım, bozuldu artık! Bir iş bulup çalışmazsan belan olurum, anlaşıldı mı? Paranı değil, adam olmanı istiyoruz, anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı sevgili kuzenim, takma kafanı! Sen de takma kafanı, harçlığın annemde. Helal! İnsaf ya! Patrondan zam isteyeceğim bugün. Sırası mı acaba kızım, ya terslerse seni? Takma kafanı sen güzel anneciğim, benim gibi çalışanı zor bulur. Hey! Sen akşamki börekten haber ver, kıymalı mı, peynirli mi olsun? Hadi, hadi, yaparız dedik işte! Dışarıda abur cubur yeme ha! Günaydın Leyla bacı! Günaydın Ömer efendi, bizim eve 5 paket makarna, 2 kutu salça gönder! Çırakla da 3 kilo yufka aldır, hadi eyvallah! Güle güle! Ya abisi gittin değil mi sen maça? Tabii ya, dalgınlar! Saatinizi ayarlayın çocuklar, antika Leyla göründü, saat tam 8:32. Kronometre gibi kız ama be! Ama kız, böylesi düşman maşına be! Merhaba abiler! Merhaba! Uğurlar ol abla! Bu kız var ya, istesem şıp diye düşürürüm ha! Hadi lan! Be. Hey, kendine gel! Burası manikür salonu değil. Biliyorum. Biliyorsan in aşağı, masamda kimse oturamaz. Eskiden de o. Şimdi masa benim. İşten çıkarıldığını anlayamadın mı hala cicim? Ne? İşten mi çıkarıldım? Şimdi sorarım ben ona. Seni patlamış mısır suratlı herif seni! Ne demek oluyor lan bu? İşlerim bozuk, kadromu daraltmak zorundayım. Ya içerideki nesi? Hem katibem, hem de sana ne? Neyimse neyim! Al sana yarım maaş, tazminat defol! Mahpus istersiniz herhalde! Al sana mahpus! Ne oldu, içeriden gelen öpücük sesi miydi cicim? Hayır cicim, tokat sesiydi!
terbiyesiz küstah, ne olacak? Ah, yapamadım! İki şişe benzin döküp yakmalıydım şirketi! Olur mu kızım, yapılır mı hiç? Ben yaparım anne! Bilirim, yaparsın ama bırak Allah'ından bulsun! Üzülme artık, belki Fikret bir iş bulmuştur! Kim bilir, belki de iş peşindedir şu anda! Rüyamda gördüm seni, kıyaktın Necla! Anlatsana, nasıl gördün? Ha? İşte böyle, elini avuçlarımın içine aldım, sonra sarıldım sana! Yeme artık yavrucum, dokunacak sonra! Hırsımı börekten alıyorum, ne yapayım? Sanki yufkayı değil, patronun etini dişliyormuşum gibi geliyor! Takma kafanı be Leyla! Benim için de dişle patron tayfasını! Duman oldum bugün iş aramaktan! Buldun mu? Nerede bende o şans? Tabanlarım çatladı, gene hava, gene hava! Basma havayı oğlum! Lastik şişti, beni de postaladılar işte! Hani senin kadar hızlı daktilocu yoktu? Gene yok evelallah, ama fındıkçı çok! Öyleleri makbul, takma kafanı sen! Üzülmeyin çocuklar, açlıktan ölmedik ya! Elbette patronları çapkın olmayan şirketler de vardır bu memlekette! Onu götür kızım! Arkadaşlar, patronumuz geliyor! Günaydın! Hoş geldiniz efendim, alayım! Günaydın Müdür Bey, yok rica ederim, teşekkür ederim, günaydın! 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 Günaydın hanımlar! Ne kadar yakışıklı! Müdür Bey, lütfen bir steno! Dahili muhaberat için mi efendim? Hayır, özel muhaberat için! Sevda Hanım'ı! Ha, baş üstüne efendim! Sevda Hanım, patron sizi istiyor! Nasılsın şeker hanım? Bye bye! Otur Sevda! Merci! Hazır mısın? Hem de kaç günden beri? Not alın lütfen! Evet! Bütün şubelerimiz reklam faaliyetine başlasın! Gelincik tarlası adlı rujumuz piyasaya çıkmadan tanıtılacak! Yazın! Evet! Devam edin! Reklam için güzel dudaklı mankenler seçilsin. Şey gibi, mesela şey gibi... Gelincik gibi kırmızı... Biçimli, dolgun, ıslak ıslak. Oh, günaydın Murat! Günaydın! meşguldünüz galiba efendim. Yazıyı bitirmiştik zaten. Ha, noktaladınız mı bari? Hayır, virgülde kaldık. Müsaadenizle. Güle güle! Kızdın mı? Neden? Nokta meselesi canım. Boş ver! İşimize bakalım biraz! Rakip şirket faaliyete geçti! Manken sayısını arttırmak için gazeteye ilan veriyorlar! Biz de verelim! İşi büyüttük! Elemana ihtiyacımız var! Nerede hareket, orada bereket! Şöyle ince belli dolgunca, 17-18 yaşlarında cıvıl cıvıl canlı, tatlı kızlar! Ne dersin? Allah derim be! De bakalım! Stenodaktilo bayanlar aranıyor! Aşağıdaki şartlara haiz genç elemanların... ...derhal müracaat etmeleri ehemmiyetle rica olunur. Ücretler dolgundur. Hayrola, kafadan üşüttün mü oğlum? Sana da yaranılmaz ki, nama hesabına seviniyorum işte! Benim hesabıma da çalış öyleyse! Nasıl çalışırım ya? Daktiloda A harfini kılavuzla buluyorum. Halbuki sen rüzgar gibisin, hızından makine su kaynatıyor, yalan mı? Takma kafanı! Sen de bu dil varken çok uyutursun bizi. Hadi adresi kes de ver bana! Geçmiş olsun Leyla abla! Hasta olan kim? Öyle sandık, sabahları görünmedin de... ...Saatlerimiz ayarsız kaldı Allah'ıma! Benim de ayarım bozuk, fazla kurcalamayın karışmama!
Antika Leyla bozuk çalıyor. Akorda derdim ama neşem yok. Olsa ne yazar? Ateşe kar dayanmaz oğlum. Boşuna bana Zehir Ali dememişler. Hemen ayaklandın hınzır, nereye? İşim var canikom. Attırma tepemi de iş bak kendine. Karınca duvarsı gibi ilan var gazetede. Bayan elemanlar için o ilanlar teyzeciğim. Mini etek giyip cinsiyetimi mi değiştireyim yani? Puh, utanmaz. Kızdırma beni de bak şu ilanlara, otur. Eyvah, şimdi yandım işte. Ne oldu gene? Yanlış adres vermişim Leyla'ya, manken müsabakasına göndermişim. Allah kahri! Mankenlik mesleği zarafet ve güzellik demektir. Yürümesini, durmasını, poz vermesini öğreneceksiniz. Vücut ölçülerinizi muhafaza etmek en birinci şarttır. Gayret etmezseniz, işte bakın bunun gibi olursunuz. Güzel bir örnek, iyice bakın. Ne bakması be? Çadırda hilkat garibesi mi gösteriyorsun? İş için geldim ben buraya. Sen bu vücutla tarlada korkuluk olursun ancak. Şöyle ahenkli durmasını bile bilmiyor. Yumruk atmasını biliyor ama. Dur Leyla, dinle beni bak. Düpedüz yanlışlık oldu. Rezil ettin beni. Küçük düşürdün o boyalı bebeklerin karşısında gırgırı aldılar. Manken değil, güreşçi olurmuşum ben. Ne var olursun tabii. Ne? Demek sen daha... Dur yahu, dur! Lafımı bitirmedim daha! Diyecektim ki sana, Ne diyecektin? Takma kafanı diyecektim. Domuz ne olacak? Bitmedi mi daha kavganı? Bitti, bitti. Netice aynı. Dayağı gene ben yedim. Ödeştik. İşi kaçırdım onun yüzünden. Kaçırmış sayılmazsın yavrucuğum. İstersen bir gidiver o şirkete. Haklısın anne, neredeydi o gazete? İşte burada. Burada bak, okuyayım mı? Canını okurum ha! Ne yaptım ya? Steno, daktilo, kızlar aranıyor, adres... Müdür bey, adaylar geldi mi? Evet efendim, geldiler. Nasıl, güzel mi? İşlerinde işe yarayacak güzeller var. Çok iyi. Alo? Sen misin canikom? Nasılsın tatlı karıcığım, çok özledim seni. Erken mi? Gelemem canım. Dışarıda bir sürü kız, yani bir sürü iş adamı beni bekliyor ya! Ya kolay mı uğraşmak canım? Yaşlısı da var, genci de, çeşit çeşit canım! Çeşit çeşit ya! Peki! Çok güzel, teşekkürüm, hiç merak etme! Nasılım? Çok güzelsin, benim biraz kilom fazla. Ne kadar şekerim? 630 gram kadar. Vah vah! Benim de belim kalınlaştı, hem de 2 santim! 2 santim mi? İntihar ederim ayol, benim ölçülerim tas tamam. Benim de! Hamur işlerine 5 senedir paydos dedim. Affedersiniz, bir şey soracaktım. Evet, sorun. Burada güzellik müsabakası mı yapılacak, yoksa daktilo müsabakası mı? Herhalde gürbüz kadın müsabakası değil. Sayın hanımefendiler, şirketimiz elemanlarını büyük bir titizlikle seçer. Bu bakımdan ilk elemeyi bizzat Selim bey yapacaklar. Şöyle geçin lütfen. Tamam mı? Güzel! Adınızı lütfeder misiniz? Alev! Belli, şimdiden hararet bastırdınız. Güzel! Acaba haftada 1000 lira versem evet der misiniz? Tabii derim, hem de günde 2 defa! Görüşürüz! Anne! Birinci eleme neticelendi, başarılı oldunuz. Rica ederim, sevmem. Olmaz işte. Baş. Sayın hanımefendiler, ikinci eleme için lütfen salona! Önce bu taraf, buyurun! Bir dakika! Tamam efendim, kadro doldu! Haksızlık bu! İlk önce ben geldim buraya, sıra benimdi!
Sırayla değil kardeşim, patron onları seçti. Benim neyim eksikmiş onlardan? Kim demiş? Bilakis fazlanız var maşallah. Elemeyi de bu fazlalıklar yüzünden kaybettiniz zaten. Müsaadenizle hanımefendi. Çirozlar! Kız kuruları ne olacak? Önüne baksana be adam, gözün kör mü? Affedersiniz, bir yeriniz acıdı mı hanımefendi? Ah, takma kafanı! Ama iş için geldinse hava alırsın. Kadro tamammış. Ben 3 kurs bitirdim, dakikada 95 kelimeyi gözü kapalı yazarım. Gene de kapıyı gösterdiler. Eğer göğsün 90, belin 55, kalçan da 90'sa işe alınırsın. İş aramıyorum hanımefendi. Belli zaten, façan düzgün, çarık da kuvvetli. Anlayamadım. Takma kafanı! Hırsımdan ne söyleyeceğimi şaşırdım. Bakmaya mecbur olduğum insanlar var. Durun biraz, üzülmeyin. İşe alındınız, yarın gelin başlayın. Hey, dursana! Beni işe alan kim? Ben. Kimsin sen? Şirketin sahibi. Ne? Sahibi mi? İnsan adammış doğrusu. Sen hem adama tosla, bağır, çağır, sonra da işe alsın seni. Ne âlâ memleket! Tabii alacak! Leyla gibisini mumla arasa bulamazdı. Belki de halime acımıştır. Boş versene sen, ne kurttur onlar! Sekreterin iyisini bir bakışta seçerler. İşin komiği, pek de dikkatli bakmadı. Baktı da görmedi daha doğrusu. Kör mü yani? Yok canım! Biraz kendini beğenmişti, üstten üstten bakıyordu. Uzun boyludur da ondan. Deve kıçı yalamıştır, öyle miydi? Uzun boyluydu, alımlıydı, gençti, çakı gibiydi. Neden sustunuz? Hı? Biz mi? Biz şey... Nerede kalmıştık? Haa, 50'de açık mıydı? Kafir, para kokusu aldın gene! Kızı lafa tutma da yatsın, sabah çok erken kalkacak. Günaydın müdür bey! Günaydın Leyla Hanım! Maşallah, kronometre gibisin! Öyleyimdir! 10 senedir işine vaktinde gelen ilk sekreter olarak seni gördüm. Ben de patronlardan sonra gelen sekreteri burada gördüm. Bu bir şey mi? Daha neler göreceksin burada, neler, Müdür bey! Buyurun Murat bey! Şermin'i gönder odama! Bir dakika! Henüz gelmediler efendim! Hasta mı? Yoo, izinli! İzin veren de... Anladım, anladım! Aysun'u gönder öyleyse! Aysun Hanım da gelmediler efendim! Gelenlerden birini gönder! Başüstün efendim! Leyla, müdür bey sizi istiyorum. Ay tabii efendim ben. Parkın dosya, dosya! Çabuk ol! Çabuk ol, çabuk ol! Bırak onu diyorum! Bırak dedim! Ay, bırak size değil de makarnacıya efendim. Otur şuraya! Şuraya! Not alın! Evet! Başlık şöyle olacak! Bütün kadınlar güzeldir! Sahi mi? Devam ediyoruz! Çirkin sanılan kadınlarsa, nice hazineleri bağrında saklayan toprak gibidirler. İşlenmedikçe kıymetleri anlaşılmaz. Yaşa sen! Ne laf be! Yemeye çalıştığın şey kalem, makarna değil kızım. Devam ediyoruz. Venüs şirketi, bütün hanımların hizmetindedir. Venüs, güzellik müstehsallarını kullanan her kadın, Venüs kadar güzeldir. Venüs mi? Hani şu kolsuz mermerden heykel karı, değil mi? Söylediklerimi yazsana sen!
Burada nefes tüketiyorum ben sana! Bozma kafanı, yazarız şimdi! Bitti, başka! Bu kadar! Hemen 10 kopya! Hayır, 100 kopya istiyorum, 100 kopya! Anlaşıldı mı? 100 kopya olacak! Anlamadın mı? Ne bakıyorsun bana öyle? Güzele bakmak sevaptır ya! Gidebilirsin! Kapı biraz daha yandı. Dikkat et kızım, arasında kalacaksın. Size önce odamı, sonra da kendimi tanıtacağım. Bakın, size ay affedersiniz, buyurun. Bakın, burada müşteri dosyaları vardır, evet. Burada da dış muhaberat dosyaları. Burada da çek defterleri kilitlidir. Anahtarları size tabii. Şimdilik ama, sizi tanıyınca tabii... Tanışacağız. Sizi... Affedersiniz, bakın, burada da dosyalar vardır, bir takım dosyalar ya. Buyurun bakın şu dosyalara, çıkın şimdi. Bakın dosyalara... İyi bakın çünkü ben bir şey göremedim daha. Eyvah, basıldık! Eyvah, ne oldu? Bırakın şimdi dosyayı falan, sırasını karım geliyor, karım! Ama bu taraftan, hayır bu taraftan! Şöyle bu taraftan! Yandım! Eyvah! Gel, çabuk toparlanın kızlar, benim hanım geliyor, çabuk! Ben ne yapacağım? Sen zahmet etme, olduğun gibi kal! Oho! Hoş geldiniz hanımefendi, şeref verdin. Hoş geldiniz! Hoş buldum! Evet efendim, 100 ton lazım bize krem, tabii derhal, muhakkak bekliyoruz. Rica ederim, olur mu canım, vapur gönderin. 2 vagon krem istiyoruz, evet. 100 ton rimel istiyoruz, evet tamam. 100 ton da kız, yani kız, evet, kız saçı istiyoruz. Muhakkak gönderin. Oh, ah karıcığım, bu ne güzel sürpriz. Falım kötü çıktı bu sabah, dayanamadım geldim. Ya ben de biraz evvel seni düşünüyordum zaten karıcığım, yakayım canım. Burası parfüm kokuyor. Olamaz, imkan yok, olamaz. Çünkü bugün odama dişi sinek bile girmedi ya. Hadi yemeğe çıkalım karıcığım, hayatım gel canım. Ay, o taraftan değil bu taraftan canım, ruhum, meleğim. Ay, çok geç. Hadi, ah ne olursun biraz patronla gırgır geçelim. Hadi. Yazıları bitirdim efendim. Masaya bırakın. Rahatladınız mı? Biraz. Devam edin. Camlara dikkat, kapı daha sağınızda. Affedersiniz. Ellerin çok ustaymış. Dudaklarım da öyledir. Hmm. Tecrübe etmek istemez miydiniz? Sırtı kara görmedinse bak, ne o? Pencüse! Severler güzeli gencise, takma kafana aslanım! Dört çağır! Yakarım, itfaiye çağır! Vay Allah! Böyledir, zar konuşturur oğlum! Bir kere oğlun değil ustanım! Dubara! Kendine müşteri ara! Biter! 2 Mart bir oyun! Bir parti daha oynayalım! Yemez, hayvan terli! Eve gitme zamanı geldi. Ne yazık ki bugün de iş bulamadık. Sen bilirsin. Var mısın bir elinle benimle? Oynayalım. İş bulamadın ha? İpliğim pazara çıktı. Kahvede kumar oynarken görmüşler beni. Dedikodu. Yorgunluk kahvesi içiyordum. Sus hınzır. Utanmak yok ki sende. Elin oğlu taştan ekmeğini çıkarıyor. Sen de bizi söğüşlüyorsun. Adam olmazsın sen zaten. Haklısın. Kaderim kötü benim. İkinizden başka kimsem yok. Sizlere layık olamadım. Affedin beni. Son nefesimde bile sizleri hatırlayacağım.
Ölüm kurtuluş artık benim için. Hakkınızı helal edin. Elveda. Dur! Bir yere gidemezsin. Neden? Daha ölmedim ben. İki misli çalışırım, gene bakarım sana. Ama şey... Hadi be, takma kafanı! Hey be! Benim içkiyi versene. Ufak bir seyahat görünüyor sana. Neden bana? Benden daha beceriklisin de ondan. Dünyanın sayılı güzellik uzmanlarının toplantısına katılacaksın. Sen de burada fin katacaksın öyle. Bizden geçmiş öyle şeyler. İş iştir. Şirketimizin mallarını tanıtabilirsek yaşadık. Ondan sonra gelsin paralar. Ya! Mühim değil. Para insanı azdırır. Ama istiyorsan sen git dostum. Hı? Yalnız değil tabii. Nasıl yani? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Yanına bir de esaslı katibi aldın mı, yaşadın. İki tane alsam nasıl olur acaba? İyi ama... bunu bana değil, sevgili yengeme sor. Yanına bir de katibi alacaksın ha? İstersen iki tane al, değişiklik olur. Yo, bir tane yeter canım. Zaten sabahki falımda çıkmıştı sıkılacağım diye, kocanıza dikkat edin diyordu. İyi demiş kim demişse. Her kadın kocasına dikkat etmeli, onu rahat ettirmeli. Tabii, bavulunu elcüveziyle hazırlamalı, pijamalarını ütüleyip kocasını mum gibi yapmalı, sonra da katibesiyle birlikte iş seyahatine göndermeli. Yaşa karıcığım, sen yapacak mısın söylediklerini? Yapmaz mıyım? Hem de en alasını, katibeni de kendim seçeceğim. Yo, sen zahmet etme, ben seçerim karıcığım. Ne zahmeti hayatım, öyle bir katibe seçeceğim ki yalnız parmakları oynayacak, orası burası değil. Buyurun, hoş geldiniz efendim. İstersen Lale'ye de gideyim karıcığım, çok güzel kızı. Beğenmedin, öyleyse sana başka birini bulur. Gel, bak sana kimi gösterecek, için gidecek, öyle bayılır. Şule'ye ne dersin? Kendisi daktilo şampiyonudur. Olmaz, ne şampiyon olduğu belli. Olmaz, peki belli. Necla'ya ne dersin? Öyle güzel teni, yani işte... Hayır! Sen zahmet etme kocacığım. Ben seçtim bile. Olmaz karıcığım, o kız gelemez benimle, olmaz! Neden? Neden gelemezmiş acaba? Olamaz da ondan, çünkü yazamaz, çabuk yazamaz, yazamıyor ondan ya! Bak hele! Kızcağız biraz daha hızlansan makineyle birlikte uçacak ayol! Allah'ım, nerede o günler? Buyurun, bir emriniz mi var? Bir ricam var şekerim, kocamı size emanet etmek istiyorum, ufak bir iş seyahati yapacaksınız da. Maalesef o benimle gelemez karıcığım, gelemezsin değil mi? Tabii gelemezsin. Kim demiş, cehenneme bile giderim işte. Bravo, tam aradığım hanım. Bizi yalnız bırak kocacığım da kadın kadına konuşalım biraz. Ya. Takma kafanı, zamp gibi yapışırım ona, bir yere kımıldayamaz. Hello şekerim. Hello. O fil gibi Leyla'yla seyahate çıkıyorum! Yaktın beni, yaktın! Üzülme bu kadar canım! Benim yerimde sen olsan ne yapardın? İyisi de düşer, kötüsü de. Ama ben... intihar ederdim. Hı? İntihar edermiş. Öyleyse niye aldın işe kızı canım? Acıdın, zavallı bir kız. Acıdınsa sevindin, öpüver bir kere öyleyse. Aman, Allah korusun! Üste 100.000 lira verseler gene öpmem o kızı. Ama sen karının korkusundan onunla seyahat etmeye mecbursun! Mecbursun! Oldu çocuklar, ayarladım o bahsettiğim filici, yarın götürüyorum. Kes bir pişkin olsun! Ulan bu kadar kolay mı zamparalık be? Uçan da kaçan da kurtulmaz elimden. Kraliçe göster, köle yapayım kendime. İn aşağı be, antika Leyla geliyor. Bak, sen onu bile ayarlayamazsın. Güldürme beni, onu 5 dakikada yedek tarça yaparım. Nesine? Rakı masasına. Oldu. Hadi, toz olun bakayım. Merhaba Leyla. Merhaba Ali. Dur biraz da iki laf edelim. Ne lafı? Anlamadın mı? Hoşuma gidiyorsun Leyla. Ne? Hoşlanıyorum dedim. Mahcup delikanlıyım. Açılamadım bugüne kadar. Tatlısın, fıstık gibisin Allah'ıma. Bana mı söylüyorsun bu lafları? Sana tabii. İçi benim gibi yanan çıkmamıştır karşına. Ben mi yaktım seni? Ben! Sen ya! Bu yangını da ancak sen söndürebilirsin. Nasıl? Atlarız arabaya, dolaşırız biraz. Sonra da...
sofalı bir yer buluruz, el ele, göz göze, diz dize otururuz, sofalı... Hadi ulan! Fren yap, hızlı gidiyorsun, tosnarsın sonra! Yaşan be bacım, eline sağlık! Sayende rakı sofrasına konduk Leyla abla! Neymiş bu rakı sofrası? Zehir Ali seni 5 dakikada ayarlayacağını iddia etmişti de! Ha, doğru mu Ali? Doğru, ama hoş gör, iyi bir ders verdin bana! Bundan sonra öz bacımsın, iste canımı vereyim sana! İstemem Ali! Bir şişe rakıya kötü harcadın beni! Kötü harcadın! Neyin var kızım? Canın mı sıkılıyor? Biraz! Sebebini bilmiyorum! Madem öyle sinemaya götüreyim seni, hı? Sıkılmaz mısın? Ah, ne demek o? Akrabamsın, bacımsın benim! Yabancın olsaydım davet eder miydin? Koluna takıp gezdirir miydin? Benim gibi bir kızla dolaşmaktan utanmaz mıydın? Allah Allah! Leyla, ne biçim sözler bunlar? Ne demek istiyorsun yavrum? Çirkin olduğumu anne! Çok çirkin olduğumu, saklamayayım bunu benden! Takma kafanı! Aileyle dargınsın sen, erkek düşmanısın! Boş vermişsin dünyaya da kendini de! İstesen... İstemiyorum! İstemiyorum! Ne oldu bu kıza? Galiba aşık teyzeciğim! Ateş bacayı sarmış! O katmem kızı işe sen aldın! Acıdım, zavallı bir kızdı! Madem öyle sevindir garibi, öpüver bari! Aman Allah korusun, üstte 100.000 lira verseler bir kere çıkıyor öpme! Malo! Alo, kimsiniz? Malo! Benim! Sen! Ölüyorum Murat! Ateşim 41! Dur benim yerime sen git! Numara yapma Selim! Katibeyi karın seçtiği için gitmek istemiyorsun! Hastayım diyorum sana! İnanmazsan gel de görsen de aşılar! O antika kızı yanımda taşımaktansa hastalığa razıyım! İşi kaybedersek o zaman hastalanırız işte! Yarım saat vaktin var, iyi düşün! Hadi iyi yolcu! Yolculukla! Ah, ah Selim, yaktın beni! Sevda derhal hazırlansın müdür bey! Çıktı efendim! Öyleyse Nurten! Siz izin verdiniz efendim! Jale de olabilir! O da izin, isterseniz ben geleyim! Sen mi? Allah korusun! Şey, yani sen işimi göremezsin demek istedim de! Geç kaldık! Çok geç kaldık! Görmüyor musun havaalanı orada? Geç kaldık sen! Ne bir arabayı burada durdurup beni indiriyorsun? Hadi yürü, ay, çabuk ol! Ay, bileyim be! Odana çıkabilirsin! Toplantıya gitmeyecek miyiz Murat bey? Ben tek başıma gideceğim! Bana ihtiyacınız olmayacak mı? Hayır! Olsun, ben sizden gelir beklerim! Kızım, pikniğe gitmiyoruz, güzellik uzmanlarının toplantısına gidiyoruz! Haa, ne güzel, ne güzel! Hiç güzellik uzmanı görmemiştim ben! İyi ki görmemişsin! Yoksa seni alıp müzeye koyarlardı! Anlayamadım! Aynaya bakarsan anlarsın! Alıp müzeye koyarlar seni! Aynaya bakarsan anlarsın! Bütün kadınlar güzeldir! Çirkin sanılan kadınlarsa, nice hazineleri bağrında saklayan toprak gibidirler! İşlenmedikçe kıymetleri anlaşılmaz!
Her kadın güzeldir. Venüs kadar güzeldir. Güzeldir, güzeldir, güzeldir. ...Günde zayıflama metodu. Sekreteriniz telefonda efendim. Peki. Merci. Alo, Leyla? Buyurun efendim. Bir emriniz mi var? Dinliyorum. İsterseniz yanınıza geleyim. Sen olduğun yerde kal. Zahmet etme. Bana bir model lazım. Anlamadım. Mo ne? Canım model, manken. Niçin lazım efendim? Ruj ve losyonlarımızın reklamı için modellik yapacak. Nasıl olsun? Şöyle kambur, bir gözü kör, üstelik topal da olsun, olsun mu? Olsun tabii, nasıl isterseniz öyle olsun. Alay mı ediyorsun sen benden? Haddime mi düşmüş efendim? Derhal modeli tedarik eder yollarım, üzülmeyin siz. Paradan kaçma sakın. Şık ve değişik elbiseler giysin. Bilhassa kostümlerinin dekolte olması şart. Yalnız hiç olmazsa birazcık yüzüne bakılacak cinsten olsun. Tamam mı canım? Ah, emredersiniz Murat bey. Güle güle. Manken geliyor Murat bey. İyi, şöyle bir iki resmini çekin olsun bitsin. Bizim sekreterim bulduğu manken kendine benziyordur herhalde. Hazırım Murat bey. Ben değilim hanımefendi. Çünkü şok geçiriyorum şu anda. Hasta mısınız yoksa? Galiba. Belki de öldüm. Cennetteyim. Meleklerin en güzelini görüyorum karşımda. Karşınızda gördüğünüz acemi bir manken beyefendi. Poz vermesini bilmeyecek kadar hem de. Ayo, bana bırakın o işi. Sizin gibi bir modelin ressamı şaheserler yaratır. Önce Gelincik Tarlası adlı rujumuz için resim çekelim. Dudaklarınız sembol olsun. Harikulade, harikulade! Gelincik tarlası sayenizde kapışılacak. Ruj kapakları dudaklarınızın resmiyle süslenip nadide birer tablo olacaklar. Gözleriniz, ya o güzel gözleriniz. Akşam güneşi sönük kaldı gözlerinizin yanında. Konuşmayayım böyle, tabiatı düşman edeceksiniz bana. Asla, sadece kıskanacak. Teninizdeki berraklık... ...hiçbir suda yoktur, inanın bana. Evet, tamam. Biraz şöyle. Evet, çok güzel. Biraz daha kaldırın başınızı.
Bu resminiz hanım ile esansımızı meşhur edecek, göreceksiniz. Daha hülyalı bakın. Evet, kımıldamayın. Fevkalade! Güzel! Tamam! Kımıldamayın! Siz de kımıldamayın, havuza düşeceksiniz. Kuyuya bile düşerim bu resminiz için. Çok güzel. Evet, çekiyoruz. Bir dakika! İkaz etmiştim sizi, başınız döndü galiba. Öyle değil mi? Evet ama... tansiyonundan değil, büyülü gülüşünüzden. Üstümü değiştirmemi bekler misiniz rica etsem? Tabii, vazifem bu. Yoo, istirham edelim, müsaadenizle. Şimdi geliyorum! Beklettiğim için affedin beni. Rica ederim, dünyanın en süratli giyinen erkeği sizsiniz herhalde. Siz de dünyanın en güzel mankeni. İltifat ediyorsunuz, mesleğim mankenlik değildir aslında. Çok yazık! Bu iş için yaratılmışsınız. Ha, uzun vadeli bir kontrat teklif etsem kabul etmek lütfunda bulunur musunuz? Maalesef! Çünkü kendi işimden memnunum. Üstelik patronlarımı da çok seviyorum. Onların yerinde olmak için çok şey feda ederdim. Neden? Size yakın olabilmek için. Her an karşımda görebilmek, tatlı gülüşünüzle başlayacak günlerin ümidiyle yaşayabilmek için. İş adamı değil, şair olmalıydınız siz. Olamazdım. İlham perisine rastlayamadım sizi tanımadan önce. Belki de rastladınız ama farkında değilsiniz. İmkansız! Sizi görüp de unutacak bir erkek mutlaka deli olmalı. Deli olmadığınıza inanıyorum. O halde sizi ilk gördüğüm an dünyama ışık saçtığınıza da inanın. İnanmıyorum. Çünkü beni ilk gördüğünüz an... Evet, devam edin. Sizi ilk gördüğüm an... Işık saçan ben değil, sizdiniz. Göz kamaştıracak kadar hem de. Öyle olsaydı havuza ben değil, siz düşerdiniz. Tanıştığımız yerde havuz yoktu Murat Bey. Anlayamadım. Anlatması da çok güç aslında. Sizi daha fazla meşgul etmeyeyim, yapılacak işleriniz vardır herhalde. Peki şimdi sizi ikna edebilmek. Mankenimiz olmayı kabul edin lütfen. İsrar etmeyin. Mesleğimi değiştirmem. Ama değiştirdiniz biraz önce, mankenlik yaptınız. Mecbur kaldım. Anladım, katibemin hatırı için yaptınız bunu. Ona hemen telefon edeceğim, kaleyi işten fethetmek için. Belki Leyla razı eder sizi. Hiç sanmıyorum, müsaadenizle. Günler Leyla hanımefendi! Sizi tebrik ederim! Dünyanın en iyi sekreterisiniz siz! Bulduğunuz model, kelimenin tam manasıyla şahaneydi! Arkadaşınız olduğuna göre, sizden özel bir istirhamım olacak! Rica ederim, emredin! Yoksa yeni bir modele mi ihtiyacınız var? Yok, katiyen, asla! Arkadaşınız tam aradığım tiptir bana göre! Yani şirketimize göre! Memnun oldum beğendiğinizi. Gene modele ihtiyacımız olacak mı Murat Bey? Tabii, hayatımın sonuna kadar hem de. Yardım edin lütfen bana Leyla Hanım. Kendisini ikna edelim modellik yapması için. Biraz güç. Mücadele edelim. Acaba benimle bir yemek yerler mi bu gece? Kendisini ikna etmeye çalışır. Oh, ümitle bekliyorum Leyla Hanım. Büyük ümitlerle. Arzu hürmet ederim efendim. Sizi bulduğu için elimde olsa dünyayı bağışlardım katibeme. Kabul eder miydi acaba? Dünyayı bağışlardım dedim. Fark etmez. Sadakanın ölçüsü yoktur bence. Azı da bir çoğu da. Kabul etmezdi bağışınızı. Arkadaşınızı iyi tanıyorsunuz. Hı hı. İçtiğimiz ayrı gitmez. Aynı anda doğduk zaten. Belli. Neden?
Tanrı sadece sizi özenip yaratmış da ondan. Teklifimi düşündünüz mü? Evet. Peki kararınız? Kabul edemeyeceğim. Yapmayın ne olur. İstanbul'a dönmek mecburiyetindeyim. Aklım sizde kalacak. Ben de döneceğime göre kalmaz. Buna sevindim işte. Bir ümit daha belirdi sizi ikna edebilmek için. Nedir bu ümit acaba? Ortağım. Ortağım Selim Bey. Siz bir model değil, sanat güneşisiniz. Tabiatın yetiştiremediği nadir bir çiçeksiniz. Resimleriniz sayesinde satışlarımız 10 misli arttı. Dış ülkelerden gelen siparişleri karşılayamıyoruz ya. Bir dakika lütfen, not alayım. Not mu? Evet, vazifem bu benim. Bizi şaşırtıyorsunuz, güzel parmaklarınızı yormuyor. Ya! Fil gibi hanımların parmakları dayanıklı olur dediler bana. Estağfurullah, hangi eşek söylemiş bunu? Siz Murat Bey, siz! Ben mi? İmkansız bu, olamaz böyle olamaz, şey. Tabii olamaz, dedikodu yapmışlar, olamaz. Acaba nerede kalmış? Siparişlerde efendim. Sizi dinliyorum. İyi ama niçin not tutuyorsunuz? İyi bir katibe daima not tutar da... Katibe mi? Katibeyim ben. İşe alınmak için müracaat etmiştim şirketinize. Sizi görmeyen andavallı kimdi acaba? Siz Selim Bey, siz... Neler söylüyorsunuz anlayamıyorum. Aha, takmayın kafanızı. Ha? Katibeniz Antika Leyla, emrinizde efendim. Ha. Antika Leyla mı? An! Eyvah, gözünü sürüyor. Yardım edin, kolonya var mı? Murat Bey, çoktan gittiniz sanıyordum. Sizi bekledim. Bir emriniz mi vardı? Yoksa mektup falan mı yazdıracaktınız? Sizi evinize kadar götürmeme müsaade etmenizi rica edecektim. Eve gitmiyorum, berberime uğramam lazım. Ne fark eder, istediğiniz yere götürürüm. Buyurun, buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Rica ederim. Zevklerin en büyüğü size hizmet etmek. Bekleyebilir miyim? Yok, üzülürüm beklerseniz. Ya, elimde olmayarak üzeceğim size öyleyse. Neden? Beklemeye kararlıyım çünkü. Ben ve arabam dünyanın en güzel yolcusunun hizmetindeyiz. Buyurun. Kimi? Berberinizi. Onun yerinde olmak için çok şeyler feda ederdim. Vaktinizi feda etmeniz yetmez mi? Boşuna harcadınız saatlerinizi. Boşuna değil, bir ümit uğruna. Sıcacık bir ümit bu. Benimle yemeğe çıkar mısınız bu gece? İmkansız. Verilmiş bir sözüm var. Kime? Nişanlıma. Ama bana söylemediniz nişanlınız olduğunu. Siz de sormadınız ki. Ben... yani demek istiyorum ki... Müsaadenizle. Bir dakika. Ben... otomobil... Ne? Nişanlım mı olacağım? Kalıbı değiştirdin, ona eyvallah. Ama bu dümeni anlayamadım bir türlü. Takma kafanı, bir hesap meselesi bu. Alacaklı kim? Ben.
Borçlu olan yandı öyleyse. Çıra gibi hem de, benzin gibi. Ne yaptı sana peki? Gururumla oynadı, küçük gördü, alay etti. Döktüğüm gözyaşlarının bedelini pahalıya ödeteceğim ona. Hayrola, lisan mı öğreniyorsun ha? İçkiyi versene. Evet dostum, aşk lisanı öğreniyorum. Aaa! Hani ana dilinde aşk lisanın? Ne oldu? Leyla'ya işlemedi değil mi? Fena yakalandın öksesine. Yakalanmaz mı insan? Bir içim su sanki. Nasıl değişti inanamıyorum. Üstelik bir de nişanlıymış. Deme! Vah vah! Gitti kız desene! Yandın! Hayır, ümidimi kesmedim daha. Bak, çapkınlık kitabının 69. maddesi ne diyor? Ne diyor? Bir aşık sevdiğine yaklaşmak istiyorsa önce rakibini çok yakından tanımalı. Ha güzel. Sevdim bunu. Gidelim. Ateşinizi lütfen. Yakışıklıymış herhalde. Ah Leyla, yakmışsın adamı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Fikret, çok beklettin mi? Farkındayım. Ne demek hayatım, seni ebediyen beklemek için heykel olmaya razıyım. Heykeller hareketsiz olur, halbuki ben bu gece dans etmek istiyorum. Emretmeliyim, hemen bir masa ayırtırım. Nereye götüreceksin beni? Hadi yürü, geç kaldık. Takma kafanı, sonra söylerim tatlım. Etrafta şüpheli şahıslar var. Allah kahretsin! Böyle işe can kurban be abla. Biraz tehlikeli ama olsun. Ne tehlikesi? Adam peşimde, kene gibi yapıştı. Bir tenhada sotalarsa dumanımı çıkartacak. Takma kafanı. Onun maksadı seni tanımak. Tanıyıp da ne yapacak sanki? Açığını yakalayacak. Sonrası malum, bizim nişanlılık dümeni kafalara atılan yüzüklerle son bulacak. Çaktım. Sonra da mayna edip sana yanaşacak. Deniz dalgalı yanaşamaz. Çilesi dolmadı daha. Biraz üzülsün, biraz içi yansın benim gibi. Sonra düşünürüz. Kızma ama sen de boş değilsin ha. Takma kafanı, işine bak sen. Antika vazo tutar gibi dans edersen huylanacak bizimki. Ne? Yoksa burada mı? Foto şipşak havasında şimdi. 6-9 poz verelim de görsün. Yürü, çaktırmadan gidiyoruz. Hı hı. Nerede kalmıştık? Dudaklarda. Evet. Güzel bir kadın dudağı, her derde şifa bir ilaçtır. Doğru mu acaba? Tabii. Diş ağrısı, baş ağrısı ve kalp ağrısına birebirdir. Deneyelim isterseniz. Korkarım. Neden? Ya karınız gelirse? Benden habersiz gelemez. Haberim olmadan evden çıkamaz. Çok sertimdir. Evet, şuradan öpün. Neyse, gördünüz mü? Her derde devardır dedim size. Ya bir daha deneyelim, gelin. Deneyelim. Bırakın şu dosyayı şimdi. Öpün beni. Ooo, maşallah! Yandı senin bey, nöbetçi uyumuş! Bir öpücük de baş ağrısı için... Bir tane de diş ağrısı için... Hadi canım! Yalancı, aldattın beni, sonum doğru çıktı bu sefer! Yanlış anlama, dişime pansuman yaptıracaktım! Çıksın, dişime çıksın karşım! Canın çıktı! Canım da çıksın karşım! Aldatamadım, sen geldin karşım! Ben de aldatamadım! Ayağını yapayım karşım! Bırak, bırak! Yapma karıcığım! Ay!
oldu Belma abla, neyin var? Yakaladım, kocamı yakaladım. Katibesiyle cilveleşir vurdu. Görücüğüme ölseydim keşke. Takma kafanı, erkekler için gözyaşı dökmeye değer mi? En iyisinin gözü çöplüktedir. Seviyordum Hızır'ı ama affetmeyeceğim. Hemen avukatımla konuşacağım. İntikamımı alacağım ondan. Boşanmak intikam değil, mükafat olur erkeğe. En tesirli silahsa kıskandırmaktır. Nasıl olacak peki? Kiminle kıskandıracağım? Öyle birisini tanımıyorum ki. Ben tanıyorum. Kim? Zehir Ali. Allah'ım, ne yapacağım ben bilmiyorum ki. Allah'ım, yardım et bana Allah'ım. Kurtar beni Allah'ım. Allah'ım kurtar beni, Allah'ım. Diyorum ki Allah'ım. Ne oldu ya, geçmiş olsun. Sorma, arkadaşın yandı Murat. Karım suçüstü yakaladı. Ne olur yardım et bana. Bıldırcın gibi kızı sıkıştırırken yardım istemiyordur ama. İşte o sırada yakalanacağımı ne bileyim tabii. Yardımı da... Ay paltosuymuş, ne yapacağız ya? Şu senin çapkınlık kitabında benim durumumla ilgili bir madde yok mu acaba? Olmaz olur mu? 119. madde der ki... Aldatan koca dikkat etsin. Karısı intikamını almak için hemen harekete geçecektir. Ya! Yapma ya! Sen emrettikten sonra yoluna canım feda benim. Sağ ol Ali. Dediklerimi yaparsan bir yuva kurtulacak. Bütün zampiklik dümenlerini ortaya dökeceksin. Evelallah bacım, herif hırsından düz duvara tırmanacak. Göreyim seni. Aa, boş bulunup arkadaşıma sarkmak yok ha! Dünya ahiret kardeşim olsun. Sonra yumruğunun izi de hala çenemde, unutmadım. Takma kafanı. Şimdi kardeşiz artık. Hücum başlıyor Zehir Ali. Zafer bizimdir abla. Dikkat, geliyorlar. Ha? Senin araba değil mi bu? Hayrola, yoksa benim hanım bana bir suikast mı hazırlıyor? Mersi Ali'cim, biraz bekleteceğim seni, özür dilerim. Rica ederim hanımefendi, zevkle beklerim. Tatlı çocuk. Oh, maşallah, tam aile saadeti. Darısı senin başına inşallah. Merhaba çocuklar. Merhaba yenge, bizi almaya gelmedin mi? Oh, hayır, sizi değil. Leyla'cığımı, nişanlısıyla tanıştıracak beni. Hem de beraber gezeceğiz. Bir dakika, söyler misin lütfen Belma, şu sana yeşillenen herif kim? Şoförüm ayol. Peki Salih Efendi ne oldu? Ha, izin verdim ona, çok yaşlıydı, yavaştı, mızmızdı. Ama emniyetli adamdı, ben onu tercih ederim. Olabilir, sen onu kullan, ben de bunu. Çok hızlıymış, kendisi öyle söyledi. Ha, öyle öyle, üstelik yakışıklı da. Hızlı mı? Belli belli, işinin ehli bir şoföre benziyor. Gözüm tutmadı, yol ver, hemen gitsin. İmkansız, ben senin katibelerine karışıyor muyum? Sen de şoförlerime karışma. Ama... Ah kız... Leyla'cığım! Yaş biz hızlı değil miyiz sanki? Gördün mü başıma gelenleri? Yoo, daha bir şey gelmedi. Çapkınlık kitabının 121. maddesi der ki... Ne der ki? Aldatan koca kendini affettirmezse... ...bilsin ki boynuz takacaktır. Ha, çüş, çüş! Gösterim ben onlara, taksi! Dur ya, nereye gidiyorsun? Belma! Ali sen misin? Ali mi? Hayır, benim! Ay! Sen miydin? Kocanla şoförünü karıştırdım. Öyle şey olur mu şekerim? İkinizin de yeri ayrı, lütfen meşgul etmede çalışayım. Müziğe karşı istidadım varmış. Kim dedi bunu? Kim? Şoförüm, müzikten anlıyor çocuk doğrusu. Çocuk mu? Ama ne çocuk? Minicik, bebecik! Biberonu eksik garibin! Derhal kovacaksın onu diyorum! Ay, bağırma hayatım! Sonra sesin kısılır. Mersi canım! Katibelerine ilanı aşk edemezsin, bay bay! Vah 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 vah! Acınacak bir haldesin arkadaşım, çok yazık! Senin durumun da benimkinden parlak değil ama! Ya! Orası öyle! Ava giden avlanır demişler. Fena takıldım kıza! Aha, ne yazık ki başkasına ait! Eloğlu tabii kaçırır mı öyle güzel kızı? Henüz ümidimi kesmedim! Kitabın 66. maddesi der ki...
ateşli ve inatçı bir aşık, sakin bir nişanlıdan daha tesirlidir. Peki o kitapta benim için okuduğun madde doğru muydu? Hangisi? Hani şu boynuzla ilgili madde canım. Şey, doğru mu? Maalesef doğru. Neden sordun? Şey, buralarım kaşınmaya başladı biraz da. Hani alnın da pek müsait, yakışacak doğrusu. Başlatma şimdi, benden yana mısın, boynuzdan yana? Senden yanayım canım, senden. Kıpırdama! Hayrola, kovboyculuk mu oynuyorsun? Benzin kokuyor burası! Olabilir! Bak Belma, bundan sonra... Aman öf, sussana canım! Salımı karıştıracaksın. Peki, karıştır. Nerede kalmıştım? Ha, iki vakte kadar uzun boylu, yakışıklı bir erkekle yüz yüze geliyorum. Sonra... Sonrasını kocan anlatacak bak. Anlatayım, kocan çok üzgün. Özür diliyor, tövbe edecek. Affetmezsen katil nerede olacak. Nerede öyle koca, nerede öyle sert erkek? Burada! Fala da inanmıyorum artık. Öğretmenim geldi. Kim? Şoförden sonra bir de öğretmen mi? İkisi de aynı adam Canika, direksiyon dersi veriyor bana. Görürsünüz siz. Hoş geldin abla. Talebenden memnun musun Ali? Çok kabiliyetlisiniz. Artık ehliyet alabilirsiniz. Buraya bakın! Sen de pasaport alabilirsin ahbap, kovuyorum seni! Ne münasebet, sen de kim oluyorsun? Ben mi? Şimdilik kocanım, ama itiraz edersen katilin olurum. Buraya bak tepeme, attırma benim, geç arkaya! Önde oturacağım. Patlatırım ha! Kadın kocasının yanında olmalı, şoförünün değil. Koca da karısının yanında olmalı, katibesinin değil. Tövbe, yüz defa tövbe canım. Hadi bin arabaya gidiyoruz. Nereye? Dostlarımızı 10. evlilik yıl dönümümüze davet etmeye canım. Hadi benim şekerim. Buraya bak, işinin başına hadi, çabuk al üstüne! Sevgili dostlarım, 10. evlilik yıl dönümümüze şeref verdiğiniz için teşekkür ederim. Dile kolay, tam 10 yıl, kavgasız, gürültüsüz 10 yıl, öyle değil mi kocacığım? Tabii şekerim, ne huzursuzluk, ne kıskançlık... Darısı yeni evleneceklerin başına. İçelim dostlarım, sevişen nişanlıların şerefine içelim. Hayrola, içkiye tövbe mi ettin yoksa? Hayır. Nişanlılar şerefine içmeye tövbe ettim. Ama bu yaptığın kıskançlık senin. Benim yerimde sen olsan ne yapardın? İntihar ederdim. Ulan sen kimden yarasın, onlardan mı benden mi? Onlar dediğin kim? Leyla ile o... O nişanlısı işte. İyi adam lafı üstüne geliyoruz, geliyorlar. Ah oh, hoş geldiniz çocuklar, gözlerim yollarda kaldı. Baksana oğlum, herif karının elini ne biçim öptü? Ne olmuş yani, kibar çocuk da ondan. Laf! Sevgili dostlarım, sizlere şirketimizin tatlı meleğini tanıtmakla şeref duyarım. Eşsiz güzelliği sayesinde imalatımızı bütün dünya tanıdı. Kocam namına teşekkür ederim kendisine. Ben de teşekkür ederim. Patronlarıma faydalı olabildim, sen ne mutlu bana. Görür görmez beni beğendiler, kıymet verdiler. Bugünkü durumumu kendilerine borçluyum. Gel sevgilim, tanıştırayım seni. Selim Bey, Murat Bey, nişanlı Fikret. Memnun oldum. Durun bakayım. Sizinle daha önce karşılaştık mı hiç? Yok, sanmıyorum. İmkansız. Mutlaka karşılaştık. Ama hatırlamıyoruz. Paris'te mi acaba? Yok. Birine benzettiniz herhalde. Bu dansı lütfeder misiniz? Bilmem ki. Edebilirsin Leyla. Murat Bey gibi yaşlı başlı olgun bir erkeği kıskanacak kadar kaba değilim. Buyurun. Buyurun. Fikret'i nasıl buldunuz? Biraz küstah. Neden? Duymadınız mı? Yaşlı başlı ve olgunmuşum. Açıkçası pimpon dedi bana. Benim için de öylesiniz ama. Ne? Pimpon muyum yani? Kızmayın canım, sizi beğenenler de vardır muhakkak. Ya siz? Maalesef. Bambaşkadır hayalimdeki erkek. Asi ruhlu fırtına gibidir. Bütün dünyaya boş vermiştir, çılgındır.
Tıpkı hippiler gibi desenize. Hı, bravo! İyi buldunuz hippi gibi, bayılıyorum ben onlara. Müsaadenizle Murat Bey. Bozuldu iyi mi? Seninki lodos yemiş balığa döndü. Allah korusun eline bir geçersem hap gibi yutar beni. Takma kafanı. Yakında hippilerin arasında görürsen hiç şaşma. Hayalimdeki erkek bambaşkadır. Asi ruhlu, fırtına gibidir. Bütün dünyaya boş vermiştir. Bayılırım hippilere. Erkek misin belli değil, dedikodu olur sonra. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Voulez-vous danser avec moi? Danstan başka şey bilmez misiniz siz? Bilmek çok şeysiz. Gezmek, içmek, aşk yapmak boku boku, erkek, çok erkek. Biz de öyleydik bir zamanlar. Çok kadın, çok kadın diyorduk. Ama biri çıktı karşıma, feliğimi şaşırttı. Varsa yoksa o. O? O? Kim o? Bir afet, bir fırtına. Kapıldım onun rüzgarına, nereye sürüklerse oraya. Şu halimi görse acaba beğenir mi? Yok beğenmek. Yok Jolie, bal kesmek sert sakal, daha güzel olmak sen! Sus be Batmezel, bizimkinin kulağına giderse yanarım. Keloğlan'a döndürür bu sefer isterse. İstemek, sen de yapmak her şey. Pukva, neden yapmak? Aşk kızım, aşk, amur, amur! Öyle de söyleyeceğim bu gidişle, bir de tatlı ki hınzır, bal petiği sanki. Polis! Tamam, kaçma, 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 kaçma! Hadi! Girin, gelin, alın şunları, çabuk! Hey! Girin! Sakalın sırık, sen de gel bakalım buraya, hadi! Yürü! Yürüyün be! Ulan bittiler, nedir sizlerden çektikleriniz be? Polis biz yoksa temizlik işçisiniz, yürüyün, hadi! Bundan sonra serserilik istemez, anlaşıldı değil mi? Mister misin, monsieur müsün, nesin? Pasaportunu ver bakalım! Sana söylüyorum, pasaport! Pasaport, pasaport... Ya, pasaport ya! Ah, bakın size izah edeyim durumu. Vay canına gözümü çıkartacaktın! Türkçeyi de neyi öğrenmişsin? Benim ana dilimdir efendim. Yani ben Türk'üm. Ne, Türk müsün? Evet, Türk'üm. Madem öyle bunların arasında işin ne yahu? Uzun hikaye. Ben Venüs Güzellik Şirketi'nin sahibiyim. Ben memnun oldum, ben de! Napolyon Bonaparte! Konuşacak mısın sen, yoksa konuşturayım mı? Bir dakika şef. Ne var? Venüs şirketinden Leyla Hanım geldiler.
Merhaba efendim. Hoş geldiniz Leyla hanımefendi. Şeref verdiniz bizlere. Kadın sayenizde güzelleşti. İltifat ediyorsunuz efendim. Aman efendim, hakikati söylüyorum. Buyurun, emredin. Rica ederim. Telefonla buraya çağrıldım. Ne var acaba? Tuhaf şey, biz telefon etmedik. büyük isabet gelişiniz. Çünkü şunlardan biri sizin şirketin sahibi olduğunu iddia ediyor. Eğer değilse çekici var benden. Elimden kurtulamaz. Tetkik buyurur musunuz? Memnuniyetle. Leyla Hanım! Bu ses? Evet, bu sesi tanıdım. Kim konuştu acaba? Ben konuştum. Lütfen yardım edin bana. Ne münasebet yardım edecekmişim size? Murat Bey! Demek sizsiniz! Tanıyamadım birdenbire. Özür dilerim. Anası bile görse tanıyamazdı. Neyse ki vaktinde yetiştiniz Leyla Hanım. Yoksa ya hapishanede ya da kumarhanede bulacaktı kendini. Şimdi serbest artık. Teşekkür ederiz müsaadenizle. Güle güle efendim. Kılığım hakkında fikrinizi söylemediniz. Sadece komik. Peki siz değil miydiniz hoşlandığınızı söyleyen? Hoşlandığım hippilerin yaşantısıydı, kılıkları değil. Öyle mi? O halde bir taksiye binelim. Siz buyurun, ben yürümek istiyorum. Yani kılığım sizi rahatsız etmiyor mu? Ben dış görünüşe değil, şahsiyete önem veririm. Şahsiyetiniz şimdilik rahatsız etmiyor beni. Korkarım bu sefer de tımarhaneden kurtarmak zahmetine katlanacaksınız. Hasta mısınız? Olmak üzereyim. O halde bir arabaya binebiliriz. Taksi! Bir yorgunluk kahvesi içmeye buyurur musunuz? Yorgun olan sizsiniz. Hem niye durmadan kaşınıyorsunuz kuzum, alerjiniz mi var? Şayet bitin yeni ismi alerjiyse, evet. Vücudumda bol miktarda alerji var. Hemen temizlenin, hasta olursunuz sonra. Üzülür müsünüz hasta olursam? Şefkat gösterir misiniz? İlgilenir misiniz? Hastalara özel bir sempatim vardır. Hassas olurlar. Neden sordunuz? Belki günün birinde hastalanırım diye düşündüm de. Temizlenmek için acele etmezseniz düşündüğünüz şey başınıza gelecek, korkarım. Çekin şoför bey. İyi günler. İyi günler Leyla Hanım. İyi günler. İyi günler Leyla Hanım. Buyurun Murat Bey. Vah vah. Geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Derhal efendim. Leyla Hanım, Murat Bey sizi istiyorlar. Mektup mu yazdıracaklar acaba? Vasiyetname. Vasiyetname mi? Öyle söyledi. Kriz geçiriyormuş o. Lütfen biraz çabuk olun Leyla Hanım. Murat Bey, neyiniz var? Hemen bir doktor çağırmalıyız. Yok, istemem. İlk defa mı böyle oldunuz? Evet. İnşallah son olmaz. Neden? Yanımdasınız çünkü. Koruyucu meleğimsiniz şu anda. İyileşmek değil, kollarınızı dönmek istiyorum. Hiç olmazsa acı çekmem. Merak etmeyin, hiç acı çekmeyeceksiniz. Bütün ağrılarınız geçecek şimdi. Nasıl? Oturun şöyle, oturun, oturun. Müdür bey, bir dakika lütfen. Buyurun Leyla Hanım. Soyunun lütfen. Ceketinizi alayım lütfen. Ne yapmak istiyorsunuz? Sadece ilk yardım. İyi bir katibe, aynı zamanda iyi bir hasta bakıcıdır. Tabii. Hazır mısınız? Ben hazırım. Yok, ben değilim. Bakın, kriz de geçti zaten. Size öyle geliyor. Yoksa korkuyor musunuz? Ben mi? ben mi? Niye korkacakmışım? Eyvallah! Geçmiş olsun. Uslu bir çocuk gibi hareket ettiniz. Mükafatımı isterim öyleyse. Yarın izin verelim kendimize. İyi olurdu. Ama nişanlım biliyorsunuz çok kıskançtır. Görürse.
Göremeyecek. Bütün gözlerden uzak olacağımız yerler biliyorum. Çocukluğumuzu yeniden yaşayacağımız yerler. Böyle devamlı bana bakmakta. Güzele bakmak sevaptır. Güzel miyim? Tarif edilmeyecek kadar. Yıldızlar kıskansın gözlerinin parlaklığını, gelincik çiçeği biçiminden utansın dudaklarının yüzünden, İpek yumaklar saçlarından örnek alsın. Bir şiir mi bu söylediklerini? Hayır, gözlerimdeki resmin. Ömürsüz bir resim. Bir gün silinecek gözlerinizde. Ancak öldüğüm gün. Üzülür müsün o zaman? Hissiz değilim. Ben de anlayamadım neler olduğumu. Sihirli bir alemin içindeyim. Bambaşka bir dünyadayım. Bizim dünyamız sadece ikimizin. Bir gölge var aramızda, unutma nişanlım. Bahsetme ondan. Bozmayalım bu muhteşem rüyayı. Devam etsin ömür boyunca. Şarkılar dile getirsin sevgimizi. Geçmesin saatler. Elimizde değil bu. Bir rüya gördüğümüze inandırmalıyız kendimizi. Neden ama? Biliyorsun hür değilim. Bir başkasına bağlıyım. Sevgi bağı mı bu? Bir vicdan bağı. Mutlu olamam bir başkasını kahrederek, acı çektirerek. Konuşurum nişanlımla. Anlatırım sevgimin büyüklüğünü. Başka çaremiz yok Leyla. Haklısın. Yarın gönderirim onu sana. Ama yalvarırım kırma onu. Gururuyla oynama. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
beni emretmişsin. Estağfurullah, buyurun rica ederim. Çok önemli bir konuyu görüşmek istemiştim. Buyurun. Açık ve kısa konuşacağım. Leyla hakkında. Hı? Onu seviyor. Ben de, hem de çılgıncasına. Benimki tarifsiz bir sevgi. Uğrunda ölecek kadar. Bir sevgi denen şey teraziyle ölçülmez Murat Bey. Fedakarlıkla ölçülür. Leyla'dan ayrılırsanız bu eşsiz fedakarlığınızın bedelini derhal ödemeye hazırım. Ben de dövüşe hazırım, çünkü bana hakaret ettiniz. Aşkı için hayatını feda eden delikanlılardanım ben, anlaşıldı mı? Ne kadar? Hı? Ne kadar? Fedakarlığımın bedeli. Hı. 50 bin. Bu miktar nişanlıma hakarettir, dövüş etmeden ayrılamayacağız anlaşılan. Pekala, pekala, oturun. 100 bin? Kabul ediyorum. Ama para için değil ha. Onu benden daha çok mesut edeceğin için. Para hazır mı? Evet, ama bir şartla. Leyla bilmesin 3 kuruş harcandığını, seni adam sanıyordu. Tanrı sizi mesut etsin. Şunu elim yakmaya başladı. Aferin, vazifeni başardın, toz ol şimdi. Hı hı. Mersi. Leyla, sen ne arıyorsun burada? Korktum, belki kavga edersiniz diye düşündüm. Geldi mi bari? Geldi ve gitti. Aramızda bir gölge yok artık Leyla. Sevgimde de gölge olmayacak, inan bana. İnanmasam yanında olmazdım. İçimdesin, kanımdasın. Esiriyim gözlerinin. Sarhoşuyum kokunun. Ah, başımı döndürdün sözlerinle. Tesirli bir ilacım var baş dönmesine. Müsaadenle. Oh, ilk heyecanımsın Murat. Tutamayacağım sevinç gözyaşlarımı. Tebrik ederim. Aşığınla oynadığınız oyun mükemmeldi. Oyun değil, bir hesaplaşmaydı bu. Ne hesaplaşması? Kırılan bir kadın gururunun bedeliydi. Beni hem öptün hem de üstün 100 bini sen verdin. Şimdi ödeştik Murat. Demek beni sevdiğin yalandı. Evet, yalandı. Gözlerindeki ışık... Sahteydi. Oynadın benden, alay ettin, küçük düşürdün. Senden kurduğum dünyamı yıktın öyle mi? Ay, takma kafanı! Neden o? Benimki de takılacak da ondan. Bunlara bakın ya, o hepsi zıpkın gibi birader. Rakip şirket yedi bu defa bizi oğlum. Ne yapacağız bakalım? Herhalde ben çıkıp mankenlik yapacak değilim. Takma kafanı. Senin yerine modellik edecek biri bulunur elbet. Takma kafanı dedim. Bu lafı Leyla söylerdi. Oo, başkaydı. Bir inat yüzünden harcadınız birbirinizi. İnat eden Leyla oldu. İstese ayaklarına kapanır, af dilerdim. Onsuz dünyamın da tadı yok. Şirketin de tadı kalmadı. Thank you.
Leyla'cığım olsaydı şunları mum gibi söndürürdü güzelliğiyle. Şimdi sıra bizimkilerde. Yandık! Rezil olacağız senin yüzünden, bak! Takmayın kafanızı! İyi akşamlar efendim! Hoş geldiniz! Gene mi sen? Bu sefer neyin pazarlığını yapacaksın, söyle! İş arıyorum kendime! Nişanlı maaşım kesildi çünkü! Leyla'nın kuzeniyim ben! Dediklerin doğruysa müdür yaparım seni, doğru mu? Ona sorsam daha iyi edersin. Bravo, bravo! Leyla'ya bakın, Leyla'ya! Son anda şirketimizi kurtardı gene yavrum. Aslında beni kurtardı. Nereye patron? Patronum değil, eniştenim artık. Enişte. İki kat deri kosaççı, iki kat kes birini, bana sat kes birini, bana sat deriko kaşlar kara, deriko gözler lahe. Deriko kaşlar kara, deriko... Bana bakmaya bıkmayacak mısınız? Takma kafanı, fiyat biçiyorum. Ne verirsin? Ömrümü. Bütün ömrümüz sevgili. Deriko kaşlar kara, deriko gözler lahe. Deriko kaşlar kara, deriko gözler lahe. Kız annenden izin al, kız annenden izin al bir gece.